vatandaşlarımızı çağırmadık ama şu anda yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok ama şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun. Çekim yaparken biraz önce sallandık, Uğur kardeşimiz çekiyordu. Bunu yapan şu gördüğünüz Büyükşehir Belediyesi'ne ait tekne. Bilerek etrafımızdan geçti, dalga yarattı. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, ben Mehmet Yüksel, kameraman arkadaşım Uğur Karaca ile birlikte bugün sizlere Haliç'in nasıl, neden ve ne zaman kirlenmeye başlandığını sizlere tüm yönleriyle anlatacağız. Şu anda Silahdara'da bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl işte Haliç'in aslında kirlenmesinin başlangıç sebebi şu anda bulunduğumuz Silahdara'da bulunan alanda yapılan bir tören. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl 2019 yılının Kasım ayının ilk haftasında yanına medya mensuplarını da aldı. Görevlilerle birlikte Silahdara atık su arıtma tesisinin temel atmama törenini düzenledi. Ve o törende de ilk kez yapılan bir tören olduğunu belirterek temel atmama törenini düzenleyip buradaki Haliç için çok önemli olan, Haliç'in temizlenmesi için gerekli olan Silahdara atık su arıtma tesisinin temelini atmama törenini düzenleyerek iptal ettiğini belirtti. Ve Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada dedi ki buradan harcanacak olan 1 milyon 525 bin lira kasada kaldı dedi. Ve yine yaptığı konuşmasında dedi ki burası 136 bin metrekarelik bir alan. Buranın 75 bin metrekaresinde yaşları 25 ile 30 arasında bulunan ağaçlar var dedi. Ve dedi bu atık su arıtma tesisinin iptaliyle beraber dedi burada bu gördüğünüz ağaçlar dedi kurtuldu dedi, kesilmeyecek dedi. Ve yaptığı konuşmada da şunları söyledi. Dedi ki burada dedi bulunan ağaçların yaprakları dedi ağaçlar dedi çılgınca alkışlıyorlar dedi. Güya bu şekilde de eski yönetimin yapmak istediği arıtma tesisinin gerekli olmadığını söyledi. Ve dedi ki yeni kapıda bulunan kolektör dedi yeterlidir Haliç'in temizlenmesi için dedi. İşte aslında Haliç'in kirlenme süreci burada yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin iptaliyle başladı. Şu anda Haliç kenarındayız. İşte Haliç'in Silahdara'da bulunan ve yapılmayan su arıtma tesisinden sonra ilk kirlenmeye başladığı yer bu alan. Biraz sonra biz bir tekneyle Haliç'i genel olarak dolaşacağız ve buradaki kirliliği sizlere göstereceğiz. Deniz kirli mi? Ne diyorsun? Kirli, bulanık. Bulanık. Eskiden böyle miydi? Eskiden değildi. Temiz su geliyordu, şimdi gelmiyor. Ben çok eski balıkçıyım. Yani 60-70 seneden beri buradayım ben. Yani son herhalde bir senede kirlenmeye başladı. Bu sene çok kirlendi. Tahtaran'ın oradaki kolektör yapılmayınca yine buradan başladı. Evvelden yoktu o ama şimdi bu sene çok kirlendi. Tabii. Pislik var. Hani su bulanık. Üzüyor mu Haliç'in kirlenmesi? Üzüyor tabii. Gelen giden buraya çay içmeye geliyorlar, geziyorlar. Hep millet diyor niye bu, niye böyle mavi olacağı yerde diyor. Haliç'in kirlenmeye başlamasının medyada çok haber olması üzerine bakın gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait görevliler bugün sabahtan itibaren tüm Haliç'i dolaşarak buradaki kirliliğin sebebinin ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Aslında kirliliğin sebebi belli. Bizim biraz önce yaptığımız Silahdara atık su arıtma tesisinin temel atmama töreniyle başlamıştı bu kirlilik. İşte İBB'deki görevliler de önce o tarafa gittiler. Orada araştırma yaptılar. Daha sonra da bu tarafa doğru gidiyorlar. Eyüp Silahdara'dan Haliç'e açıldık. Haliç'teki kirliliği size göstereceğiz. Burası en çok kirli olan yerler. Haliç'in nerelerde kirlenmiş, nerelerde bu kirlilik başlamış onları anlatmak istiyorum. Bakın bu taraf biraz önce bizim Silahdara atık su arıtma tesisinin olduğu alan.
Oradan size ilk anonsu yapmıştık. Orada tesis yapılmamıştı. İşte o ilk kirlenme, yani atık su tesisinin yapılmadığı yerlerdeki kirlenme, bunlar da başladı. Bakın suyun rengi değişti. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada suyun renginin doğal bir olay olduğunu söylese de burası kahverengi. Ciddi manada bir kirlilik kıyılara vurmuş durumda. Bakın her ne kadar burada kazlar ve ördekler var. Biraz önce size göstermiştik. Burası Tavşan Adası. Burada tavşanlar var. Burası daha önce maviymiş. Hatta geçtiğimiz yıllarda Haliç'in temiz olduğu zamanlarda buraya Yunusların da geldiğini hepimiz biliyoruz, görmüştük. Burada 40 çeşit denizde canlılar varmış ama şu anda canlılar yok. Hatta burada bilindiği gibi daha önce birçok kişiler denize giriyorlardı yazın. O arkadaşlarımızdan birisi de yanıma geliyor. Kendisi eski gazeteci. Sen Eyüp'ün yerlisin. Burayı çok iyi biliyorsun. Evet, biliyorum. Şimdi burada yüzüyordun değil mi? Kim dönemiydi? Balat'tan denize giren belediye başkanımız neydi? AK Parti'de Tayyip Erdoğan'dan sonra. Kendisi de Balat'tan atlayarak yüzdü. Ben buradan adalar. Ali Müfit Gürsün'ün. Hastanenin buradan denize giriyordum. Karşı Sütlüce'ye kadar yüzerek geliyordum. Bardağa suyu dolduruyordum, bembeyaz. İçtiğimiz su gibiydi o zamanlar. Yemyeşil zaten girilmez ki, bu şekilde nasıl girecek? Yüzemezsin. Yüzemezsin. Ben tekneden suya atlıyordum. Ayaklarım yere değiyordu, halı gibiydi böyle yumuşacık. Ama şimdi bu, ben de şaşırdım yani, bu şekil neden oldu, bu hale, bu çalışmalardan dolayı mı? Belediyenin tekneleri şimdi suları karıştırıyorlar herhalde. İçerideki balçıkları aktarıyorlar. Ondan mı bu şekilde geldi onu bilemiyorum ama çok berbat bir durumda yani. Kaptan merhaba. Halice de yakışmıyor buraya. Şu anda bir çalışma yok gibi gözükse de zaman zaman su kirli oluyor, çok kirli oluyor. Zaman zaman temiz oluyor. Siz kaç yıldır buradasınız? Aşağı yukarı 40 yıl oldu. 40 yıl, 40 yıl. Yani geçtiğimiz yıllar hem denize giriyorlardı, Yunus balıkları da vardı galiba. Yunus balıkları geliyordu, da buralara kadar geliyordu. Sarı kanat, çinekop çıkıyordu buradan. İstanbul, mümkün değil. İstanbul, çirip. Kefalden başka bir şey yok. Görüyor musunuz? Bakın şu manzaraya bakın. Bak kazların manzarasına bakın. Onlar bile aç yani. Aç aç. Genellikle denize açılıyorlar. Bir şeyler bulmak için, bir şeyler yemek için. Açlıktan ziyade daha önceden burada su veriyorlardı. Temiz su. Hayvanlara. Bunlar için. Kazlar için, ördekler için, tavşanlar için. Ama belli bir süreden sonra suyu bu iptal ettiler. Şu anda hayvanlar deniz suyuyla geçiyorlar. Yani belediye bunlara gelse, arada bir içme suyu verse, bu hayvanlar daha güzel gelişecek, daha mutlu olacak. Yani şu doğayı, şu güzelliği nerede bulursunuz ya? Bu kaderine terk edilemez mi yani böyle? Artık ne tür çekişme var? Siyasi çekişmeden dolayı mı bu şekilde getiriyorlar? Ama Halicimize yazık. Burası Lale Devri'nin yaşandığı bir altın boynuz. Görüyorsunuz. Suyun rengi, pislik, ilgisizlik. Evet, değerli Süper Haber TV izleyicileri, gördüğünüz gibi Haliç'in kirlenmeye başlayan, suyunun değiştiği ve bir zamanlar Yunus balıklarının oldu ama şimdi hiçbir şekilde Yunusların gelmediği, kirliliğin başladığı yerdeyiz. Gördüğünüz gibi bu Tavşan Adası denilen yerin etrafında da yüzlerce kuşlar var. Hem açlar hem susuzlar. Yani bunların birçoğu deniz suyunu ile besleniyorlarmış, o suyu içiyorlarmış ama şu anda içemiyorlar. Bilindiği gibi Haliç, şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan döneminin belediye başkanlığı yaptığı dönemde burası temizlenmişti. Burası yaklaşık 25 yılda 5 milyon metreküp Haliç'ten çamur çıkarılmıştı ve Haliç o eski kokusu kurtulmuştu. Çevresindeki ona zarar veren fabrikalar, atık madde atan bir takım yerler kapatılmıştı ve Haliç eski günlerine dönmüş. Ama şimdi Haliç maalesef eski günlere dönmedi. Yaklaşık bir yıldan beri başlayan bir kirlenme söz konusu. Evet değerli Süper Haber TV izleyicileri,
Haliç kirlendikten sonra gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizleme araçları denizin yüzeyini temizlemeye başladılar. Burası işte o silah tarağında bulunan atık su arıtma tesisinin yapılmadığı yerler. O alan, bakın kirliliğin yoğun olduğunda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmadan anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü en çok kirliliğin olduğu yerlerde bakın temizleme araçlarıyla çalışıyorlar. Bakın bu üçüncü temizleme aracı. Şu anda benim ağzımda maske olmasına rağmen ben hafif bir koku hissetmeye başladım. Evet. Koku denizdeki, Haliç'teki bu kokuyu şu anda hissetmeye başladım. Ki maskem olduğu halde. Bakın kirliliğin yoğun olduğu yerlerde de, yani Ekrem İmamoğlu'nun tasarruf yapacağım iddiasıyla silah tarağı atık su arıtma tesisinin temel atmama töreninin yaptığı alandayız. Burası yapılsaydı, burası devreye girseydi Haliç için nefes alma yeri olacaktı. Bakın gördüğünüz gibi o alanda da temizleme çalışmaları yapılıyor. Çünkü en çok ve ilk başta kirlenen Haliç'in burası oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda da çamur dubası yazıyor. Aldığımız bilgilere göre Haliç'te artan kirlilikten dolayı medyada bunu çok gündeme gelmesi ve eleştirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Haliç'teki çamuru temizlemek amacıyla buradaki çalışmaları hızlandırmış. Bakın görüyorsunuz şu anda kameraman arkadaşım Uğur Karaca sizlere çekiyor. Şu anda bir faaliyet yok. Çalışma yok, ancak biz yine de buradaki çamurun temizleneceğini ve buradaki kirliliğin giderileceği konusunda bir çalışmanın olduğunu görmek istiyoruz açıkçası. Çünkü Haliç gerçekten yabancıların dediği gibi altın boynuz. Haliç'in artık sonuna geldik. Yani Ali Beyköy tarafının sonuna geldik. Bu taraf, kameraman arkadaşım size gösterecek, Ali Beyköy Deresi. İşte Haliç burada bitiyor. Buradan itibaren dere geliyor. Bakın gördüğünüz gibi burayı çevirmişler. Bu da eski Fil Köprüsü adı verilen yer. Şimdi buradan yine Haliç'in bir başka tarafına gideceğiz. Haliç'in daha çok kirlendiği ve çamur gelen yerler aslında buralar olduğu söyleniyor. Hem Ali Beyköy Deresi hem de Kağıthane Deresi'nden gelen çamurlar Haliç'e doluyor, kirletiyor. Bu şekilde bilgi aldık. Bir tesis yapılacaktı buraya. Ama o tesisi Ekrem İmamoğlu geldiğinde bir şov yaparak silah tarağı atık su arıtma tesisi törenini iptal etti. Ağaçlar beni alkışlıyor dedi. 136 bin metrekarelik alandaki ağaçlar kesilmeyecek dedi. Ağaçlar ve yapraklar beni alkışlıyor dedi de bir espri yapmıştı. Ama o espri yaklaşık bir yıl sonra gördüğünüz gibi Haliç'in çok hızlı bir şekilde kirlenmesine sebep oldu. Kağıthane tarafına geldik. Bakın görüyorsunuz bu gördüğümüz yerde Kağıthane Deresi. Haliç'i su veren ama su verirken de çamur getiren Kağıthane Deresi. İşte bu Ali Beyköy Deresi ile Kağıthane Deresi yan yana, zaten aralarında böyle bir yaklaşık 500 metrelik bir alan var. Biz şimdi Kağıthane Deresi'nin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. En çok kirlenme de buralarda oluyor. Bakın buralarda da, bakın kameraman arkadaşım gösterecek, yoğun bir kirlenme var. Hem yosunlar var, hem çöpler var, alınmayan çöpler var. Bakın kağıtlar, naylonlar hep içinde. Yani temizlenmemiş. Aldığımız bilgiye göre bakın şu gördüğünüz yerdeki sarı ya da turuncu görünümlü dubalar Kağıthane Deresi'nden gelen pisliklerin Haliç'i kirletmemesi için yapılmış, ama buna rağmen tabii iyi bir temizleme olmayınca, arıtma tesisi olmayınca Haliç hızla bu yönden kirlenmiş. Yani Haliç'in kirlenmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Kağıthane ve Ali Beyköy derelerinden gelen işte kumlar, çamurlar, pislikler ve temizlenmemesi. Görüyorsunuz. Ben kameraman arkadaşım gösterecek. Bakın ne kadar kirli. Görüyorsunuz.
Yani burada yoğun bir kirlilik var. Bakın görüyorsunuz şu anda Haliç'in kirliliğini çok yakından görmüş oluyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda denizin dibinden vinç aracılığıyla çamurlar çıkartılıyor. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, biz çekim yaparken biraz önce sallandık. Uğur kardeşimiz çekiyordu. Bunu yapan şu gördüğünüz Büyükşehir Belediyesi'ne ait tekne. Bilerek etrafımızdan geçti, dalga yarattı ve bize böyle bir tacizde bulundu. Allah'tan kaptanımız tecrübeli olduğu için teknemize bir şey olmadı. Geçerken, bu hareketi yaparken de bize manalı manalı baktılar. Size göstermeye devam edelim, bakın. Bu gördüğünüz yer Bedrettin Dalan döneminde yapılmıştı. Ve burası kolektördü, ancak bu kolektör de neden çalışmıyor? Neden hizmete girmiyor bilinmiyor. Bakın bunu sizlere ilk kez gösteriyoruz. Burası yıllar önce yapılmıştı ama neden yapılmadı, neden faaliyetine devam etmedi onu bilmiyoruz. Haliç 5-6 aydan beri bu Anakent Belediye aldığından bu yana kirlendi. İş çalışma yok, faaliyet yok Anakent'te. Şeyi durdurttu, aratmayı. Silah tarağı. Silah tarağı şeysini durdurttu. Şuraya bak, masmaviydi. Balık tutuluyordu, bilmem ne yapılıyordu. Şu anda hiçbir şey yok. Yani siz burayı iyi biliyorsunuz ya, buranın insanısınız. Ben 46 senedir Eyüplüyüm, şurada oturuyorum. Eskisini de biliyorum. Bugünkü halini de biliyorum. Partiye diye ben şey etmiyorum, ayrım yapmıyorum. Anakent olarak belediye yereldir. Halka hizmettir. Sen hizmet yap, siyaset yapma. Anakent için söylüyorum.